Selamlar herkese. Hafta sonundayız. Bankalara tek tek hepsine bakıyoruz. En son banka endeksinde yapıp banka bu haftalık bütün bankalara bakmış olacağım. Yani bu bankalara baktığım zaman iki gün sonra aynı bankaya bakmamın bir anlamı yok arkadaşlar. Bu kağıtlarda da böyle. Çünkü günlük grafik üstünden bakıyoruz. Yani çok ekstrem bir şey olması lazım ki mesela 2-3 destek veya 2-3 direnç bilen birden atlaması lazım ki ona dönüp tekrar baktığımızda değsin. Yani aynı hisseyi her gün bakmamızın bir anlamı yok. Çünkü bakış periyodumuz, bakma periyodumuz günlük, bildiğiniz gibi saatlik veya 2 saatlik değil, haftalık da değil. Günlük bakıyoruz. Dolayısıyla bunları aslında 8 seanslık gibi filan düşünebiliriz bu analizleri. İş Bankası'ndayız. İş Bankası da benim bildiğim kadarıyla pek de yabancı takasının artık kalmadığı bankalardan bir tanesi. Yani bayağı bir azaldı sanırım işte işli halkın yabancı takası. Artık Türk yatırımcıların borusu ötüyor burada diye biliyorum. Ama emin de değilim. Ne kadar azaldığı ile ilgili bir fikrim yok. Azaldığını biliyorum sadece. Şimdi yani ne olursa olsun banka hisseleri bu borsanın en ciddi haber akışına da en duyarlı hisselerinin içinde yer alıyor. Diğer BIST 30 hisseleriyle birlikte. Dolayısıyla yani yatırımcı ağırlığı yabancı da olsa yerli de olsa haber akışından etkileniyorlar. İş Bankası da yine tam işleri düzeltti derken haber akışından etkilendi arkadaşlar ve cuma günde herkes kayıpla kapattı ve İş Bankası da kayıpla kapattı. Daha önceki analizimizden de hatırlayanlar bilirler. 5-12 burada önemli bir direnç seviyesiydi ve şöyle bir varsayımımız var idi. 5-12'nin üzerindeki kapanışlar buradaki dibin onayı olur diye düşünüyorduk. Maalesef 5.12'ye çarptı çarptı geldi arkadaşlar. Yani 5.12'de ne varsa 5.12'nin üstünde bir türlü gün kapatamadı. Hatta şu 5.12'yi biraz daha uzatayım. 5.12'nin üzerinde gün kapatamadı. Çarptı çarptı geldi, geri döndü. Çarptı çarptı geldi, geri döndü. Şimdi burada en son baktığımızdan beri değişen bir tane şey var. Şuradaki düşen trendi nihayet kırdı. Yani artık kırdı diyebilirim. Çünkü iki tane kapanışı var üstünde. Umarım tekrar bunun altına gelmez. Bu iki kapanış, bir ikincisi düşüş mumu da olsa burada artık bunun kırdığını bize söylüyor. Diyorum, umarım tekrar bu düşüş trendinin içine girmez. Bu en azından 5-12'yi kırmasa bile sevindirici bir gelişme. Tabii şu an için yani 5 lira 4 kuruşta kapattı ve tam desteğin üstünde kapattı arkadaşlar. Yani 5 lira 4 kuruşun üstünde açmıştı günü. Tam destekte kapattı. Dolayısıyla 5 lira 4 kuruş pazartesi günü izlenmeli mutlaka. Yani 5 lira 4 kuruşun altında kapanış olursa sırasıyla 4.90'ı, daha doğrusu 4.90'dan önce bir de şurada kanal direnci var. Onu söylemiyorum. Kanal dedim, pardon. Düşen trendin bir desteği var. Ama onu söylemiyorum. Yani o da 4.97'de falan. Oradaki makas biraz dar. Onlar aynı yerde gibi düşünülebilir. Yani %61.80 Fibo'yla. Dolayısıyla 5.04 kırıldığı vakit aşağıda 4.90'ı ve 4.78'i, onu biraz kaydırabiliriz aslında. 4.80 dememizde de bir mahsur yok. 4.80'i ve 4.70'i takip etmeliyiz destek olarak. Tabi 5.12'nin üstünde bir tutunma ve kapanış gerçekleşirse 5.19, 5.36 ve en önemlisi de 5.45'ti. Bu tabi gün geçince kaymış. 5.40'lık seviye takip edilmeli. Burada benim yani
alış satışların hızlanabileceği alan olarak öngördüğüm alan şurada 5.19'luk seviye aşıldıktan sonra. Eğer burada bir aşılma aşarsa, yani bir tutunma olursa 5.19'un üstünde kapanışlar görürsek, ben ondan sonra traderların İş Bankası'na dadanabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Tabii traderlar geldiği zaman, hacimde arttığı zaman ondan sonra tekrar 5.65'lik seviye gündeme gelebilir. Tabii ondan önce 200 günlüğün üstüne çıkması lazım. Onun da fiyatı 5.40. Dolayısıyla burada dikkat edilecek seviyeler bunlar arkadaşlar. Yani 5.04'ün altında umarım kapatmaz ve artık 5.12'yi bir zahmet bu kadar uğraştıktan sonra kırabilir ki 5.19'un üstündeki kapanışlarla birlikte traderlar gelsin, tahta biraz toparlansın. Bakalım yani bu politik riskler bize neler gösterecek. Ben yönsüz konuşmayı tercih ediyorum. Zaten genelde yönsüz konuşurum ama artık iyice yönsüz konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü politik gerilimler 5 dakikada işleri değiştiriyor. Burada yönlü konuştuğumuz zaman düşüş de olsa çıkış da olsa diğer bütün destekler, dirençleri herkes bir kenara koyuyor. Destekler, dirençleri bir kenara koymayalım arkadaşlar. Eğer bir strateji yapıyorsak bu destek ve dirençleri kullanalım. Kullanmıyorsak zaten destek ve dirençleri bilmemizin bir anlamı da kalmıyor. Yani görüyorsunuz ortam gergin. Bu gerginlik devam umarım etmez. Yani piyasalar açısından böyle umuyorum. Hani başka şeylere dayanarak söylemiyorum bunu. Yani gazdı, şuydu, buydu. Ama piyasalar bunu sevmiyor. Diplomatik işleri bilmem, enerji işlerinden anlamam. Onu anlayanlar yorumlasın. Siyasette yapmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum siyaseti. Ben sadece piyasaları konuşmak istiyorum. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bu gerilimler devam ederken hisseler beklemediğimiz yönlere, beklemediğimiz seviyelere doğru tepkiler de verebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar dilerim.